Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu kuvvet olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT Fizik, kuvvet, ikinci test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce test A'yı da çözmüştük biliyorsunuz. Ki bu testimiz arkadaşlar aynı zamanda yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 9. sınıf fizik kitabında da yer alıyor. Ben buraya her iki kitabında ayrı ayrı oynatma listelerini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda tüm testlere ait soruların çözümlerini konu anlatımlı olarak sırasıyla bulabilirsiniz. Daha fazlasını görmek istiyorum diyenler hem bu konu için hem de bütün 9. sınıf ve TYT fizikler için arkadaşlar. Bakın 9. sınıf kazanım kavrama testleri, metrelik kavrama testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, o geometri soru bankası, mobil uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu kitapların hem matematik hem de fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Oynatma listeleri sekmesinden bulabilirsiniz ki ben siz kolay bulun diye bunların tamamının kısa yollarını videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan erişebilirsiniz. TYT ile ilgilenen arkadaşlarım bunlara bakabilir. Bakın bunlara bakabilir. 10. sınıf AYT için 11-12'lere bakabilir. TYT için burada gördüğün mezuna, 3 adımlar, TYT, AYT denemeler, AYT için. Bunları da arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki... Tabloda bazı gezegenlerin yerçekimi ivmelerinin büyüklükleri verilmiştir. Oo. X, Y, Z gezegenleri varmış arkadaşlar. X bir cismin kütlesi X gezegeninde MX, Y gezegeninde MY, Z gezegeninde MZ, MZ ölçülüyor. Aynı cisimlerin ağırlıklarının büyüklükleri ise X gezegeninde GX, Y gezegeninde GY, Z gezegeninde GZ olarak ölçülüyor. Buna göre MX, MY ve MZ ile GX, GY, GZ arasındaki ilişkileri veren ifade aşağıdaki seçeneklerden hangilerinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, bir kere öncelikle şunu hemen kafamıza mıhlayalım. Kütle arkadaşlar madde miktarı olarak da ifade ediliyor biliyorsunuz. Ben o söylemi biraz tehlikeli buluyorum ama yani kütle sevgili arkadaşlar M uzayda nereye gidersen git maddenin kütlesi değişmiyor. Dolayısıyla MX, MY, MZ nerede olduğu fark etmez arkadaşlar. Hem dünyanın neresinde olursan ol hem de uzayın neresinde olursan ol bu arkadaşlar değişmiyor. Peki bu kütleyi ağırlık yapan, kuvvete çeviren şey nedir? Bakın F eşittir MA'yı öğrendik ya arkadaşlar. İşte ağırlık G bir kuvvettir arkadaşlar. Bu arkadaşın kütlesini bulunduğu yerdeki yer çekimi ivmesiyle çarparsak bunun ağırlığını buluruz. İşte kütleyi ağırlığa çeviren şey bulunduğu ortamdaki, ortam demin gezegen diyelim, gezegenin yeri de önemli tabii ki, oradaki yer çekimi ivmesidir. Dolayısıyla kimin G'si büyükse, yer çekimi ivmesi kimin büyük ise orada daha ağır gelir cismimiz. Yani G'si ağırlığı daha fazla olur. Etkiyen kuvvet. Bu durumda görüyorum ki Z'de daha fazla, Y'de yani ne diyelim sevgili arkadaşlar? Zaten 3G, 2G'den büyüktür vesaire şeklinde. GZ, GY, GX şeklinde de bir sıralama yapabilirim. Kütleler hiçbir yerde değişmiyor. Ağırlıklarımız da arkadaşlar en büyük GZ olmak üzere. O da nerede? Aha da burada verilmiş. Bursa. Tamam. Hocam bazen böyle yani eşitsizliği. Ben buna alışın isterim sevgili arkadaşlar. Çünkü sayı doğrusu üzerinde sağa gittikçe büyür ya. Sağda gördüklerin daha büyüktür. Sen kendini buna alıştır derim. Şöyle yazmanda da herhangi bir mahsur var mı? Yok. Herhangi bir mahsur yok. Ki ben genelde böyle yazardım. Ama şuna alışırsan daha iyi edersin. Sayı doğrusunu inkar etmemiş olursun. Evet, 2 ile devam ediyoruz bu kısa bilgiden sonra da. İkinci soru diyor ki ne? Yatay zemin üzerinde ok yönünde hareket eden cisimlerin ok yönünde hızları bu şekilde verilmiştir. K ve L sabit hızlı hareket ederken M yavaşlamaktadır. Niye yavaşlıyor acaba? Araba gibi düşünürsen ne oluyor? Frene basıyorsun ya da şuradan biri itiyor ki yavaşlatıyordur. Güzel. K ile M cisimlerine etki eden net kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FK, FL, FM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşım bak şuradan şu çıkarımı yapalım. F eşittir MA mı? Evet. Şimdi ivmenin eğer bir cisme bu F net sevgili arkadaşlar etkiyen F net
net kuvvet 0 ise, bak bu eşitliği zaten 0 eşittir m çarpı a. Kütlenin, bir cismin kütlesi 0 olamayacağına göre bu 0 eşitliğini sağlayan kimdir? A'nın 0 olması. Arkadaşlar a nedir? İvme. Hızdaki değişimdir. Yani net kuvvetim 0 ise hızda bir değişim yoktur. Hızda değişim yoksa ben ne derim? V sabittir derim. Sevgili arkadaşlar gel seninle bir genelleme yapalım. Eğer hız sabit deniyor ise bu cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla K ve L sabit hareket ettiklerine göre ivmeleri sıfır. Dolayısıyla F netleri de sıfır sevgili arkadaşlar. Sıfır sıfır. Öğretmenim efendim ya bunun üzerine sıfır kuvvet etkiyorsa bu nasıl gidiyor? Arkadaşlar bu cisme başlangıçta bir hız verilmiş 80 ile gidiyor. Sonra bu 80 ile giderken bırakılmış. Ya da bunu itiyorum belli bir şeyle. Şuradan da aynı kuvvetle karşılık veriliyor. Üzerine etkileyen kuvvetlerin bileşkesi sıfır. Net kuvvet ama devam ediyor hareketine. Buzda de düşün. Ben şu kalem duruyor. Buzda ben bunu bir ittim. Bu artık hani sürtünmeyi sıfır kabul edersen sonsuza kadar böyle gider arkadaşlar. Kuvveti kesersem. Anlaştık. O yüzden hareket ediyor. Burada da sevgili arkadaşlar ne dedi? Zamanla yavaşlıyor. Bak yavaşlamak ne demek? F eşittir ma bir ivmesi var. Artı ya da eksi ki burada eksi değil mi? Yavaşlama ivmesi var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla F net sıfırdan farklı. Yani bir etkiyen kuvvet var. Dolayısıyla bu arkadaş herhangi bir F kuvveti var. Yönü de sevgili arkadaşlar yavaşladığı için hareket doğrultusunun tersine doğrudur. Bir F kuvveti var. Dolayısıyla M'ye etkiyen kuvvet en büyük oluyor. Neredeyse FM. K ile L de 0-0 oldukları için arkadaşlar beraberlik söz konusu eşittir diyorum. Okey tomento. Nefissimo. Lesson number 3. 3 numarayla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yer çekiminin ihmal edildiği ortamda bulunan M kütleli noktasal cisme. Noktasalmış bu ama biz görelim diye büyük çizilmiş. Şekildeki gibi aynı doğrultuda F1, F2, F3 kuvvetleri etki etmektedir. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğuna göre höbülüp lüp 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 yargılarından hangileri doğru olabilir? Sevgili arkadaşlar dengelenmiş kuvvetler etkisindeyse bak gel burada analizimizi yapalım. Sağa doğru bir F3 kuvveti var. Eşit bu arkadaş büyüklüğü daha doğrusu F3. Neyi eşit? F1 ile F2'nin toplamlarına değil mi sevgili arkadaşlar? Niye böyle mutlak değer içinde yazdım? Çünkü büyüklüklerinin toplamları. Ya da şöyle de yazabilirim. F3 eşittir. F1 artı F2. Hani yukarıda vektörel işaret koyarsam şu yanlış olur arkadaşlar. F3 eşittir. F1 artı F2 vektörel toplam bu yanlış olur. Çünkü bunların yönü sola doğru, bunun yönü sağa doğru. Vektörel eşitlik yok. Ama büyüklük ilişkisi var. Gel bir bakalım arkadaşlar. Olabilir diyor. Sevgili arkadaşlar F3, F1 ile F2'nin toplamı kadarsa F1 ile F2 birbirine eşit olabilir. Var mı bir mahsuru? Yok. Bu 5, bu 5, bu 10 olabilir. 8, 8, 16 olabilir. Hiçbir sakıncası yok. F3, F1'den büyük müdür? Tabii ki büyüktür. Çünkü bak F1'in yanına F2 geliyor. Bunlar birlikte ancak F3 kadar oluyor. Doğrudur. Aynı zamanda F3, F2'den de büyüktür. Doğrudur. 1, 2, 3 diyore polemik molemik yapmadan 4 ile devam ediyor. 4 numara. Sürtünmelerin ihmal edildiği en sevdiğimiz ortamdır arkadaşlar. Bizi uğraştırmaz. Yatay düzlemde K ve L cisimlerine şekildeki gibi düzleme paralel. Yönü ve büyüklüklüğü şekilde gösteren aynı doğrultudaki kuvvetler. Arkadaşlar doğrultu lafı hep karşınıza çıkacaktır. Doğrultu dediğin şudur. Bak doğrultu şöyle bir şeydir. Biri sağa gider, biri sola gider. Ama doğrultu aynıdır. Hatta böyle çizdim ya, buna paralel şöyle bir yer çizsem, bak burada duruyor, şuraya çizdim, şu iki arkadaşın doğrultuları aynıdır. Eğer birbirine paralelse, bunlar da aynı doğrultudur. Bir tane daha çizdim, bak bu da aynı doğrultudur. Doğrultudan kastı budur, tamam mı arkadaşlar? Kuzey, bir şey hep kuzeye gidiyorlar, güney, doğu, batı, böyle de düşünebilirsin. Evet, K ve L cisimlerin hareketi ile ilgili, löp 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 löp. İfadelerinden hangileri doğru olabilir? Bak yine olabilire geldik. Olabilirler sevgili arkadaşlar. Genelde hepsi doğru çıkıyor. Bakalım. K cismi durmaktadır. Sevgili arkadaşlar bakıyorum bak sola doğru 3F, sağa doğru 3F. F net nedir? Sıfırdır. Sevgili arkadaşlar Newton ne demişti? Sevgili Newton. Cisme etkileyen net kuvvet sıfır ise
Cisim duruyorken durur, hareket ediyorsa da sabit hızlı hareketine devam eder. Cisim durmaktadır. Olabilir mi? Evet olabilir. Duruyor olabilir. Hareket ediyor da olabilir de. Hareket ediyorken sıfır net kuvvete uygulanmış olabilir. Evet. K cismi sabit hızlı hareket etmektedir. Ha, şimdi oraya geldik. Bak şurada gördüğün üzere 60 km bölü saatle gidiyordur ve üzerine etkilediğim kuvvet. Mesela biri buradan 10 ile iter, biri de buradan 10 ile iter. Bak ne oldu? Bu bunları birbirlerini sönümlendirdi. Burada olduğu gibi 3 F'le çekti, 3 F'le çekti. Yani sıfır kuvvet uygulanmış oldu. Ama bu arkadaş hala hareketine o sabit hızıyla devam eder, edebilir. Yani 1 ve 2'ler birbiriyle çelişmiyor. Aman dikkat. L cismi hızlanmaktadır. Sevgili arkadaşlar burada F.net'e baktığımda bak çok güzel olmuş ikisi de 2 yönünde. Şunu sadeleştirerek çizer isem şuraya doğru 3 F'lik bir kuvvet var. Arkadaşlar F eşittir MA mıydı? Evet öğretmenim. Bak net kuvvet var. Kütle var. O zaman ivme vardır ve hem de hızlanma ivmesi var. Hızlanmaktadır, doğrudur. Tamam mıyız? Yavaşlamaktadır deseydi de doğru olabilirdi. Çünkü cisim belki buraya doğru hareket ediyordu. Nereden biliyorsun değil mi? Bu yöne hareket kuvveti olursa yavaşlıyor da diyebilirdik. 1, 2, 3. Diore E şıkkını işaretliyor. 5 numara. Sürtünmelerin ihmal edildiği. Yine çok sevdiğimiz bir ortam, zemin. Yatay düzlemde kütlelere sırasıyla soru adresine baktım. 9 tamam. Sırasıyla MX, MY, MZ olan XYZ cisimlerine etki eden düzleme paralel kuvvetlerin yönü büyüklükleri verilmiştir. XYZ cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri sırasıyla 5A, 2A, 3A olduğuna göre kütlelerin MX, MY, MZ arasındaki ilişki nedir? Ben bunu önceki testlerden de hatırlıyorum değil mi sevgili arkadaşlar? İlk hatırlayacağımız şey ne? Sevgili Newton'ın hareket yasaları. F eşittir MA. Ben neyle ilgileniyorum? MX, MY, MZ, M'leri bulacağım. Buradan M'yi çekersek, her iki tarafı A'ya bölersek ya da burada A çarpım halinde buraya gönderiyorum. M neymiş arkadaşlar? F bölü A. Hepsinin ayrı ayrı F bölü M A'larına bakacağım. MX, yazalım ya. MX eşittir, sadeleştirme olacak mı? Olmayacak. Sevgili arkadaşlar bakıyorum 5 tane F, F bölü A dedik değil mi? 5 F bölü A'sına kadardı 5A. Aa bak sadeleştirdin oldu F bölü A. Güzel. MY'ye bakalım arkadaşlar. MY 4F bölü A'sı ne kadar? 2A. Aa, bak sadeleşince 2 tane F bölü A. MZ'ye bakalım arkadaşlar. MZ'de 3F 3 tane F bölü 3A. Sevgili arkadaşlar bak burada da 3'ler sadeleşince F bölü A. MX ile MZ'yi aynı buldum. MX, MZ. İkisi de F bölü A, F bölü A. 5'ler sadeleşti, 3'ler sadeleşti. Bak burada da 4 bölü 2 var. Yani 2. MY de arkadaşlar, MY de bunlardan büyük oldu. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Hop Diyarbakır şıkkı bizimle aynı fikirde değil mi? Güzel. Ama hocam burada MY sağda, bu solda. Arkadaşlar işarete bak. Büyüktür, büyüktür. Okey tomento. Nefissimo. 6 numarayı çağırdı. Kendileri uçarak geldi. Sahnedeki yerini aldı. Diyor ki ne? Sürtünmeli düşey düzlemde tutulmakta olan cisim K düzeyinden şekil 1'deki konumdan serbest bırakılıyor. Evet buradakinden arkadaşlar serbest bırakılmış. Cisme sürtünme kuvvetinin de etki etmesi için etki doğrultuları şekil 2'de verilen F1, F2, F3 kuvvetlerinin hangilerinin ayrı ayrı uygulanabilir? Sevgili arkadaşlar ben bunu yine şeye benzettim. İkinci test. Test A'da. Hop. 9. soruda da yorumlamıştık. Bak burada etki, tepki kuvveti yoktu tepki. Çünkü etki yoktu. Şimdi burada tepki kuvvetinin oluşabilmesi için arkadaşlar. Yani tepkiden kastı ne? Hop şurada bir N kuvvetinin oluşabilmesi için. Bu N'ye dik, duvara dik bir kuvvetin geliyor olması lazım. Var mı öyle bir şey? Evet arkadaşlar bak F3'ü uygularsak böyle bir kuvvet olur. Karşılık verir. F1'e bakalım. F1 arkadaşlar F1'in doğrusu tamamen aşağıya doğru. Bu arkadaşın yatayda herhangi bir bileşeni yok. Şöyle düşün. Bak şu silgiye ben böyle yukarıdan bastırdım. Şöyle bastırdım da yataya doğru gitmez ki değil mi? Güzel. Bak şimdi F2'ye geldim. Sevgili arkadaşım bak böyle dik bastırmıyorum da yatay bastırıyorum. Yatay bastırdığımda bak ne olur bu cisim hem sola doğru hareket kuvvet alır hem de sen dedeni masaya doğru da bir kuvvet uygulamış olurum. Yani şu arkadaşın F2'nin 11'de daha iyi göreceksin.
iki tane bileşeni vardır. Bir bu bileşeni, bir bu bileşeni. Eğik etkilediği için arkadaşlar bunun bir kısmı dikey, bir kısmı da yatay etki eder. İşte bu yatay kuvvetten ötürü burada bir tepki kuvveti oluşur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar F2 ve F3'ü gönül rahatlığıyla okey tomento derim. F2, F3 neredesin yavrucuğum? Edirne şıkkındasın. Boş durmuyor, devam ediyoruz. 7 numara. Sürtünmesi ihmal edilen yatay düzlem üzerinde X, Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 4 kilogram, 5 kilogram üzerinde cisimlere yatay doğrultuda uygulanan kuvvetlerin yönü ve büyüklükleri şekildeki gibidir. Buna göre X, Y cisimlerinin ivmelerinin büyükleri AX, AY aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar yine ne yapacağız? F eşittir MA'ya sarılacağız. Buradan çözeceğiz. Hemen çözmek istiyorsan bu neyi buraya gönder. A ile ilgileniyorum. F bölü M. Yani cisme etkileyen net kuvveti arkadaşların kütlelerine böleceğim. AX'i yazmaya bir çalışalım. Sevgili arkadaşlar bunun için önce ne yapmam lazım? Net kuvveti bulmam lazım. Bak sola doğru bir 30 Newton'um var helalinden. Ama sağa doğru da 70 Newton var. Kim kazanıyor? 70 kazanıyor. Bu arkadaşın net kuvveti o zaman ne olur arkadaşlar? 70-30'dan 40 Newton sağa doğru olur. Doğru mudur? Doğrudur. Bunu bir belirledim. Y'ye geldiğimde sola doğru 20, sağa doğru 30. Kim kazandı? F2 10 Newton F net olarak kazandı. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. O zaman AX'i yazalım. F bölü M'ydi. F'si yani F neti 40 Newton bölü kilogram kütlesi de kaç? 4 kilogram. Kaç çıktı arkadaşlar? 10 metre bölü saniye kare. AY'ye baktım. AY'de de sevgili arkadaşlar F netim 10 Newton bölü arkadaşın kütlesi de 5 kilogram. Onu 5'e böldüm. 2 metre bölü saniye kare buldum. 10 ve 2 arkadaşlar. 10, 2. C şıkkında verilmiş. Allah razı olsun. Evet 8 numarayla devam ediyoruz. 8 numara. Sürtünmesi ihmal edilen yine en sevdiğimiz ortamlardan bir tanesi. Şekildeki X düzlemi yatay, Y eğik düzlem, Z düzlemi ise yere diktir. Dik, yatay, paralel. Kütlesi M olan, M. Cisim X, Y, Z düzlemlerinden ayrı ayrı serbest bırakıldığında. İğmelerinin büyüklükleri sırasıyla AX, AY, AZ olmaktadır. Buna göre AX, AY, AZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Arkadaşlar, F eşittir MA. Bak dönüp dolaşıp F eşittir MA'ya geliyoruz. Bilim dünyasının en meşhur formülüne, bağıntısına diyelim. Formül demeyelim yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi şuraya gel. Bak bu cismi etkileyen hangi kuvvet var? Sadece ve sadece ağırlığı var. Sevgili arkadaşlar bu yeri delemeyeceğine göre, düzlemi delip geçemeyeceğine göre durur değil mi? Duran bir cismin de ivmesi nedir? Sıfırdır. AX 0 arkadaşlar. AX eşittir 0. Şimdi bak şuraya geldiğimizde burada da arkadaşın ağırlığı var. Burada da ağırlığı var etki eden. Sevgili arkadaşım az önce bak şurada da 6. soruda da söyledim. Bu arkadaşın ağırlığının bir kısmı zemini etki eder. Bir kısmı da işte şu yöne doğru etki eder bu G. Bileşenleridir arkadaşlar vektörün. Ve bu arkadaşı hareket ettiren kuvvet şuradaki büyüklük kadardır. Ve dikkat edersen sevgili arkadaşım Pisagor'dan vesaireden bilirsin. Kısa dik kenardır bu arkadaş ya da uzun dik kenar çok önemli değil. Hipotenüsten daha küçük olduğu için G'den daha küçük bir şeydir değil mi? G yatay diyelim biz buna. G yatay G'den daha küçüktür. Yani sevgili arkadaşım şunu söylemek istiyorum. Cisimlerin kütleleri aynı ise kime etki eden kuvvet daha büyükse İğmesi de onun daha büyük olur. Burada zaten hareket doğrultusunda hareket edecek yerde G olmadığı için A0. Burada AX, AY ile AZ'yi de kıyaslayacak olursam bak burada G etkiyor. Daha büyük bir kuvvet hareket doğrultusunda. Burada daha küçük bir kuvvet etki ediyor. Dolayısıyla AZ AY'den daha büyük oluyor. Dolayısıyla AX de 0 olduğu için daha küçük, en küçük oluyor. Z, Y, X. A şıkkında bize göz kırpmakta. Umarım açıklayıcı olmuştur. 9 numaraya geldim arkadaşlar. Diyor ki ne? Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde şekilde gibi durmakta olan K ve L cisimleri yatay düzlemde
F kuvvetinin etkisiyle birlikte hareket etmeye başlıyor. Güzel. Sürtünmelerin imal edildi. L cisminin K'yi uyguladığı kuvvet büyüklüğü F1 gözüküyor zaten. K cisminin L'yi uyguladığı kuvvet büyüklüğü de F2 görüyorum. Olduğuna göre höblöp lüp 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 ifadelerin hangileri doğrudur? Okuyalım arkadaşlar. Şimdi bak F1 eşittir F2 demiş. Doğru mu? Doğrudur. Arkadaşlar çünkü bunlar nedir? Etki ve tepki kuvvetleridir değil mi? Etki tepki. Etki tepki kuvvetlerinin neyi eşitti? Büyüklükleri. Arkadaşlar bu arkadaşa doğru diyorum. Ama şöyle deseydi, hatta çoğunuz dedi ki öğretmenim dedi bazen doğru kabulüyorsunuz bazen etmiyorsunuz. Arkadaşlar bu büyüklük. F1'in büyüklüğü F2. Bak burada ne yazdım? Burada da vektörler eşit dedim. Bu doğru mu? Bu yanlış. Çünkü vektörel bak biri sola biri sağa. Vektörlerde yön önemlidir sevgili arkadaşlar. Bunların yönleri aynı olmadığı için çarpı. Ama büyüklükleri aynı olduğu için aldık bağrımıza bastık. F1 F2'den büyük demiş. Zaten 1'e okey dediysek bu kafadan yanlış oluyor. Bunu zaten sallamış olduk. F F2'den büyüktür. Bakalım arkadaşlar. Şimdi F1 ile F2'nin büyüklüğü eşitti. Şimdi sevgili arkadaşlar hani serbest cisim diyagramı dedik ya. Bak L'yi tek başına çizelim şuraya. L'yi etkileyen kuvvetleri tek başına göstereceğiz. Bu L'ye sevgili arkadaşlar bir F kuvveti etkiledik. Bir de bak bunu soyutladığımızda bu arkadaşı etkileyen ne var? F2 kuvveti var değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Şimdi şuradan şeyi okuyalım. F kuvvetinin etkisiyle birlikte harekete başlamaktadır. Eğer bu cisimler harekete başlamamış olsaydı F, F2 eşit olurdu. Ama harekete başlamasının sebebi sevgili arkadaşlar F kuvvetinin F2'yi yenmesinden ötürüdür. Yani F, F2'den büyük ki bu harekete başlamış. Harekete başlamamış olaydı, evet haklısın F, F2'ye eşit diyebilirdim. F, F2'den büyük mü? Vallahi büyük. 1 ve 3, Diore, Diyarbakır, Demre, Denizli, Düzce, dükkan işaretliyoruz. Okey tamento, nefisimo. Sevgili arkadaşlar, hemen size hatırlatıyorum. Testin başında da hatırlattım. Burada görmüş olduğunuz tüm testlerin hem matematik hem fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri var. Nerede? Videonun açıklamalar kısmında. Keza 10, 11, 12'ler, hop, TYT'ler de arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Bunlara bakmanız hem matematik hem fizik hayrınızadır diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.